devam et de. Ayazı köyünde yaşıyorum. Amasya'da veteriner teknikerliği okudum. Şu anda da köyüm, ilimizde ilk kez uygulanan köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesiyle koyun küçükbaş hayvancılığı yapıyorum. Küçükbaş hayvancılığında babamla birlikte yapıyoruz. Çilek üretiminde de ben tek başıma yapmaya daha çok çalışıyorum. Çünkü küçükbaş hayvancılığı biraz daha ağır. O yüzden babamla birlikte yapıyorum. Cumhurbaşkanımıza çilek üretimi ve küçükbaş hayvancılığı yaptığımı söyledim. Çilek üretiminde esprili şekilde bana ortaklık teklif etti ve ben bundan çok onur duydum. Sayın Cumhurbaşkanımıza inşallah çilek üretimi başladığı zaman Tokat'tan Cumhurbaşkanımıza çilek göndereceğim inşallah. Ben veteriner teknikerliği okudum, mezun oldum. Şu anda küçükbaş hayvancılığı yapıyorum. Babamla birlikte bu işi yapıyoruz. Çilek üretimini de tek başıma yapıyorum. İnşallah ileride mesleğimi icra etmek istiyorum. Yani ne olmayı istiyorsunuz? Veteriner hekim olmayı düşünüyorum şu anda. Bu yönde köyde yaşayan. Benim gibi köyde yaşayan, genç çiftçi olan herkese projelerden yararlanıp köyde çiftçilikle uğraşmasını tavsiye ediyorum. Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz tekrardan Tokat'ımıza. Adım Sevilay Kılıçarslan, 25 yaşındayım. Çilekçilikle uğraşıyorum. Türkiye'de ilk olan, ilimizde uygulanan köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesiyle birlikte köyüme dönerek hayvancılık yapıyorum, küçükbaş hayvancılığı. Kaç baş? 100 baştı, şu an 200'ü geçti. Evet. En büyük küçükbaş hayvancılığında çoban bulmak çok zor. Tarım Bakanlığımız bununla çalışma yaptı ama sigorta priminin ödenmesi için sizden desteklerinizi bekliyoruz. Nasıl, karlı bir iş mi? Evet, çok karlı. Çilek üretimi daha çok karlı. Ha, çilek üretimi daha karlı. Evet, yani ben daha çok memnunum çilek üreticiliğinden. Bana bak, ortaklığa kabul eder misin? Tabii ki Cumhurbaşkanı. Bak, tabii ki dedi Vedat. Teşekkür ederim. Nasıl, şey olarak organik mi, inorganik mi? Organik tarım yapıyorum Cumhurbaşkanım. Maşallah. Evet. Pazarında biraz sıkıntı çekiyoruz Cumhurbaşkanım. Ben hani yol kenarında satış yapıyorum. Evimiz yol kenarında, çilek üretimi yaptığımız için evimizi de onun yanına yaptık. Ama pazarı biraz çok zor oluyor. Yani işte şöyle biraz da Cumhurbaşkanımıza gönderelim falan da demedin yani. Estağfurullah. Her zaman. İnşallah şey olursa gönderirim. Teşekkür ederim. Genç çiftçilerimize de verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Kaç kardeşsiniz? 4 kardeşiz. Maşallah. Benim de 4 evladım var. Evli olanlar var mı içinizde? Abim evli. O da hemşire. 2 tane de erkek kardeşim var. Onlar da lisede okuyorlar. Maşallah. Ben de üniversiteyi bitirip köyde hem çilek hem de koyunla uğraşıyorum. İşte buyur.
Yani her şey artık tam böyle dört dörtlük tahsille, ilimle, çiftçilikle artık iç içe.